Evet sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim ve sevdiklerim, dostlarım, akrabalarım, herkese selam. Bugün günlerden cumartesi, yasaklı gün ve tabii biz evdeyiz. Evde olduğumuz için istedim sizinle kedimi ve köpeklerimi tanıtayım. Nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl geldiler, bunlara nasıl sahip olduk? Önce kedimden başlayayım. Kedi iki taneydi. Bunun bir tanesi maalesef kazaya maruz kaldı. Veterinere götürdüm ama onu kurtaramadık. Üzücüydü. Bir tanesi de bu kaldı elimizde. Şu anda buna çok güzel bakıyoruz. Evimizin diğer ayrılmaz parçasından bir tanesi. Şimdi biz bunu salalım ve bekçiye geçelim. Bekçiyi tanıtacağım şimdi size. Bunu göster misin? İşte bu bizim bekçimiz. Bu arkadaş diyorum buna. Bu bize şeyden geldi. Bu bize kendisi gelmiş ve bir tane şurada yaralı kurdumuz var. Bu ikisi birlikte geliyorlar. Yaralı kurt neden diyorum? O hayvan da buradan traktörler gelip geçerken havlanmış ve hayvanı ezmiş, yalnız bulamadı bunu ama çok şükür bir şeysi yok. Şimdi biz bekçimizi sökelim. Biz onunla 2 günde kaynaştık. Kalsın mı burada? Şimdi diğer yaralı kurdumuza geçiyor. Yine telefonun başında yeğenim Menekşe var. Menekşe aynen bir kameraman gibi çekiyor adeta. Bu da yaralı kurdumuz. Küçük, daha birkaç gün oldu gelelim. Gördüğünüz gibi hayvan oturuyor. O da güzel bir şey. Ben hayvanları ve kurtları seviyorum. Dediğim gibi bunun her büyük ihtimalle ayağında bir sorun var ama kırık yok. Çünkü üzerinde de gezip dolaşıyor ve dişi bu. Diğer baktığınız erkek bekçiydi. Böyle güzel bir cana yakın hayvan. Bunlara bakıyoruz. İşte onlar bizim eve bakıyor. Şimdi yeni getirdiğimiz bir tane küçük var. Yeni getirdiğimiz bir tane küçük var. Buna yaklaşamıyoruz çünkü sahibi biraz çok fazla ürkütü bizim. Bunun adını daha koyamadık. Evet, teknik ufak bir sorun yaşadık. Ondan dolayı tekrardan devam ediyoruz. Küçüğü çektik. Küçüğü de dokunamıyoruz. Ona yaklaşamıyoruz. Ondan dolayı şu anda onu tanıtamıyoruz. Onu da dün geldi. Yani bugün cumartesi günlerden, dün cuma günü geldi. Arkadaşımız bir göstersin onu, Menekşe ablamız. Yine tekrardan bekçideyiz. Bekçi biraz önce komşu geçiyordu, onu havlıyor. İhtimal yorgun olması gerekiyor. Yorgun olduğundan dolayı oturuyor hayvancağız. Bakın şimdi havlıyor. Neyse aşağı girelim tekrardan. Öyle, burası bizim bahçemiz. Bir Menekşe abla bir etrafı göstersin size. Bunlar zeytin ağaçları. Gelsin bir de zeytinlere bakalım Menekşe abla. Ah, bu zeytinler de toplanmış. Şunlara geçelim istersen. Burada odunluğumuz var, odunlarımız var. Bunları kırıyoruz, sonra şey yapacağız. Bugün büyük ihtimal zeytin topluyoruz. Zeytin böyle dallarında olur. Bunları böyle toplarız. Ondan sonra bunlar yağ olur. Yağ olur veyahut da basmalık olur. Artık bunun yeşili olduğu zaman yeşil olarak şey yaparsınız. Bir ağaçtan neredeyse 2 kilo yakın, 3 kilo yakın yağ çıkar. Yani bu ağacın büyüklüğüne ve verdiği zeytine bağlı. Burası dediğim gibi bizim evimiz. Daha hala buranın tadilatı var. Yani gördüğünüz gibi odunlar falan hepsi ortada da. Bunlar da ayva ağaçlarımız. Ben çok türlü türlü meyveler getirdim buraya. Ayva ağacı olsun, limon ağacı var. İşte badem ağacı var. Zeytin ağacı var, fıstık ağacı var. Birçok ağaç, incir ağaçlarımız var. Ceviz, nar. Yani epeyce bahçeyi doldurduk.
Öyle güzel gelip burada ben tatile geldiğimde burada vakit geçiriyorum. Genellikle burada oluyorum çünkü ben doğayla iç içe olmayı seviyorum. Yani size de öneririm. Özellikle insanın psikolojisi açısından, şey açısından çok güzel oluyor. Sizi buraya niye getirdim? Bir de bu arka tarafı. Benim düştüğüm yer burasıydı. Menekşe bir göstersin. Buradan içeriye düştüm işte bu yükseklikten. Yukarıya doğru çıktım. Bunları dün bunların 3 metresini bulamadığım için iki elle taktım. Tekrardan bunları yerdekileri de onlara ek atacağım. Yani öyle. Böyle talihsiz bir olay yaşadık. Ölümden döndük. Bu babam biraz ağaç çekmeyi çok sever. Bu gördüğünüz bunlar hepsi tut ağacı. Bu tut ağaçları filan babam ekmiş. Aşağı gidelim. Gel. Ayrıca burada bu otlar yenir. Bu otların ismini bilmiyorum ama bu otlar yenir. Bu otları yiyebilirsiniz. Burada çok meşhurdur bu otlar. İsmini unuttum gerçi. Türkçe bir ismi var. Ben yıllar yıllar önce yedim ama şu anda yemedim. İşte böyle incir ağaçlarımız var. Şunun ağacı olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal herhangi ektim yine bir ağaçlardan vardı. Bu arkadaş dediğim gibi geçenlerde villa ekmiş. Çok güzel bir villa yapmış. İçine girme kısmet olmadı. İnşallah komşumuz bir gün yerleşirse buraya birlikte bir ziyaret ederiz. Evet. Zeytinleri şöyle döverek arada vurmuyorum. Bunların altına astarlar yani bezler seriyoruz. Bezlerin üzerine yapılıyor ve biz de onları toplayıp yapraklarını ayırıp daha sonradan bunları yağ çıkarma fabrikaları var. Oraya götürüyoruz ve orada yağı çıkarılıyor. Onun dışında tabi tarak gibi böyle şeyler var. Dişli. 5-6 dişi oluyor onların. Onlarla da aşağıdakileri seriyoruz. Bir kişi de ağacın üstüne çıkar. Tepedekileri toplar. Orada gördüğünüz gibi tepeler var. Zayıf ve ince birisinin oraya çıkıp onu alması gerekir. Yani bahçenin şu anda çalışmaları var. Bahçeyi işte şey yapacağız. İleriki zamanda burayı dolduracağız inşallah. Aşağıya kadar. Böyle yani şu anda bu şeyler falan var. Gördüğünüz odunlar ben bunları kesmiştim. Ki nasıl insanın saçı uzarsa kesilmeye ihtiyaç duyarsa aynı şekilde ağaçlar da öyledir. Bunları biz budam diyoruz. Budam etmeniz gerekiyor. Ki ağaçlar verimi daha güzel olsun. Ağaç daha güzel gözüksün. O amaçla kesinlikle ağaçların bakımı senelik yapmanız gerekiyor. Hiç değilse en azından 2 yılda bir. Bizim buradaki toprak beyaz. Normalde toprak biz o traktörlerle getirdik o yukarıdaki kırmızı toprağı. İlk videonun biraz geçmişine bakarsanız kırmızı olduğunu göreceksiniz. Biz onları traktör ve kamyonetlerle taşıdık oraya. Dediğim gibi burada fıstık ağacı ama dediğim gibi fıstık ağacı. Sonunda fıstık kalmadı, yapraklar döküldü. Bakın gördüğünüz gibi şurada gözler var. Biz onlara bu gözlerin olduğu yıl şöyle bu yıl gözlerin olduğu yıl bilin ki fıstık çok çıkacak. Sanırım büyük ihtimal seneye inşallah 9. 10. aylarda fıstıklar burada fazla verecek. Abla bu tarafa gel. Yeğenlerime biraz samimi davranayım. Orada zeytini pek fazla iyi gösteremedim ama burada işte gördüğünüz gibi zeytin ağacı budur. Bakın ağaç mesela budam zamanı gelmiş. Hatta bunların saçının kesilmesi gerekir çünkü çok ağır. İşte şu dipte gel buraya. Şunların alması gerekir mesela bakın. Bunlar çünkü zeytin vermezler. Şunlar ağaca sadece zarar. Bunları alıp bırakacağız ve daha sonradan toplayacağız. Yani öyle şöyle bir incir ağacımız var. Gelsin mi inşallah. Bakın bu nar ağacı. Gördüğünüz gibi hala üzerinde narlar mevcut. Villayı da gösterebilir misin Allah? Villa gayet çok güzel yapılmış. Bir dönüm üzerinde. Çok emek harcandı buraya. Yine zeytin ağacımız var. Yine incir ağacımız var. Bunlar incir ağacı. İncir nereye eksen oradan çıkar. İncir yani öyle bir ağaç. Hani işte gördüğünüz gibi şu yerler ev arka tarafta kalıyor. Biz burada birkaç eviz. Ve
buraya geldiğimde dediğim gibi böyle mutlu bir şekilde hem ailemle hem burada doğayla iç içe, hayvanlarla iç içe, insanlarla bazen iç içe, bazen dışta buradan yaşıyoruz. Buradan size burada videoyu daha doğrusu sonlandırmak istiyorum. Abone olduğunuz için ve paylaştığınız için hepinize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Hatamız varsa af olan. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Türkiye şu anda üzücü bir durumda. Yani özellikle bölgemizde koronavirüs başını almış gitmiş. Ben dışarıda görüyorum çünkü insanlar iç içe, yani sosyal mesafe denen şey kesinlikle yok maalesef. Elimizden geldikçe burada kalmaya çalışıyoruz ve burada yani ailemle birlikte o Merat olası virüsten uzak durmaya çalışıyoruz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyorum. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle kalın.